Emekli maaşına intibak ayarı. Milyonların gözü mecliste. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için hazırlanan tasarı meclise sunulacak. Maaşlar arasındaki farklar azalacak. İntibak uygulaması tüm emeklileri kapsamış olacak. Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. Anayasa Mahkemesi 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak meclisi gösterdi. Emekliler merakla bekleyişe geçti. Emeklilere intibak yasa çıkarılarak hayata geçebilecek. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. Öncelikle ombudsmana taşınan ve haklı bulunan intibak talebi, önce idari mahkemelerine ardından da Yargıtay'a taşınmış ancak yargı vizesi alınamamıştı. Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. Anayasa Mahkemesi 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak kararını verdi. Yargı yolu kapandı. Anayasanın 148. maddesinin 4. fıkrasında kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin bireysel başvuruda incelenemeyeceğini belirtmiştir. Kararıyla intibak başvurusunu kabul etmedi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının ardından gözler meclise çevrildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişiye intibak yasal düzenleme yapılarak hayata geçirilebilecek. Tasarı hazırlandı. Henüz taslak halinde olan 1999 ve 2008 yılları arasında aylık bağlama oranları düşüren uygulamaların kaldırılmasına yönelik teklif meclise sunulacak. Maaşlar arasındaki makas aralığının daraltılmasına yönelik düzenleme önerilerini de içeren tasarıyla yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık %40'lık kaybın önüne geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan teklifte emekli maaşıyla birlikte ödenen %4 ek ödemenin %8'e çıkarılması yönünde maddeler de var. 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. İlk intibaktan yaklaşık 2 milyon SSK'lı yararlandı. Maaşlarda 50 ila 355 lirasında artış yaşandı. Yeni intibak hayata geçerse yaklaşık 5 milyon kişinin daha yararlanacağı belirtiliyor. Yeni intibak hayata geçerse yaklaşık 5 milyon kişinin daha yararlanacağı belirtiliyor. Zam oranında da ilk intibaktaki gibi 355 liraya varan tutarda olması bekleniyor. Zam oranının da ilk intibaktaki gibi 355 liraya varan tutarda olması bekleniyor. Hesap değişecek. Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu 2000 Eylül-2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim-2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim-2008 sonrasında sigortalık süresi uzadıkça özellikle asgari ücret üzerinden prim ödenenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Tasarıya göre bu karma emekli aile hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aile hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek.